f(x) x bölü 1 eksi kosinüs x eksi 2 olarak tanımlamışlar ve f'in x eşittir 2'deki tek taraflı limitleri için doğru olan ifadeyi bulmamızı istemişler. x eşittir 2'deki duruma bakarsak. yani f 2'ye. 2 bölü 1 eksi, kosünüs 2 eksi 2, yani kosünüs 0 elde ederiz. Kosünüs 0'da 1'e eşit olduğu için ifadenin paydası 1 eksi 1'den 0 olur ve fonksiyon x eşittir 2'de tanımsız hale gelir. İşte bu yüzden de bu fonksiyonun x eşittir 2'deki tek taraflı limitlerini değerlendirmek gerekecek ve bu son derece ilginç olacak. Bu ve buna benzer soruları çözmenin birkaç farklı yolu vardır. Örneğin hesap makinesi kullanmadan sadece burada neler olduğunu inceleyip, kosinüs fonksiyonunun da özelliklerini kullanarak sonuca ulaşabilirsiniz. Eğer bu söylediğim size ilham verdiyse, hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Ben de bu yöntemi videonun sonunda göstereceğim. Peki. Diğer yöntem ise bundan önceki videolarımızda olduğu gibi bir tablo yapmak ve hesap makinesi kullanmak. X 2'ye pozitif taraftan yani sağdan yaklaşırken hemen tablomuzu da çizelim. Buraya X, buraya da f(x) diyelim. 2'ye 2'den büyük değerlerden yaklaşmak demek seçeceğimiz değerler arasında 2,1 2,01 gibi değerler olması anlamına geliyor, öyle değil mi? İşin içine hesap makinesi sokmamın sebebi ise oldukça basit. x yerine 2,1 koyduğumuzda, 2,1 bölü 1 eksi kosinüs 2,1 eksi 2. ,1 -2 kosinüs 0,1 eder değil mi? Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kosinüs 0,1'in neye eşit olduğunu hesap makinesi olmadan bulmam ya da tam olarak bilmem oldukça zor. Aslında kosinüs 0'ın 1'e eşit olduğunu bildiğim için bunun da 1'e çok yakın bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Evet 1 olmayacak ama 1'den küçük ve 1'e çok yakın bir sayı olacak. Zaten kosinüs fonksiyonunun 1'den büyük olmayacağını da hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Eksi 1 küçük eşittir kosinüs x. Parantezlere ihtiyacım yok. Küçük eşittir 1. Evet, e, ee, kosinüs fonksiyonunun değeri eksi 1 ile 1 arasında değiştiği için az önce de söylediğim gibi bunun da 1'den küçük ama 1'e çok yakın bir değer alacağını söyleyebilirim. 1 olamayacağı kesin. Çünkü kosinüs 0, 1'dir. Bu arada buradaki ifadenin alacağı değer ile ilgili de oldukça iyi bir ipucu verdiğimi söylemeliyim. 2, 0, 1 için neler olacak bakalım. 2,01 bölü. 1 eksi kosinüs 2 virgül 0 1 eksi 2. 0,01 eder değil mi? Bu da yine 1 olmayacak ama 1'e daha yakın, daha da yakın bir sayı olacak. Az önce de söylediğim, hatta buraya da yazdığım gibi kosinüs fonksiyonunun eksi 1 ve 1 arasında bunlar dahil değerler aldığını unutmayın. O halde x 2'ye pozitif taraftan sağdan yaklaşırken kosinüslü ifadenin de 1'e 1'in solundan yani negatif taraftan yaklaşacağını söyleyebiliriz öyle değil mi? Şimdi eğer kosinüslü ifadenin değeri 1'e soldan yaklaşıyor, yani 1'den küçük değerler alıyorsa payda pozitif olur. Küçücük ama pozitif. x eşittir 2'ye yaklaşırken pay da pozitif olacağı için bu ifadenin pozitif bir değer alacağını hatta pozitif yönde sonsuza gideceğini söyleyebiliriz. Sonsuz diyorum çünkü bu bire bundan daha da yakın bir değer alıyor. Yani payda gittikçe daha da küçülüyor. Dolayısıyla kesrin değeri gittikçe daha da büyüyor. Eğer bir hesap makineniz varsa deneyip bunun böyle olduğunu siz de görebilirsiniz. Her neyse bu ifade için artı sonsuza gidiyor olmamız gerektiğinden doğru seçenek bu ikisinden biri olmalı. Şimdi bir de x 2'ye negatif yönden soldan yani 2'den küçük değerlerden yaklaşırken neler olacak onu inceleyelim. Yine ufak bir tablo yapalım. Bu x bu da fx olsun. Şu an elimin altında bir hesap makinem olmadığı için ben yapamıyorum ama bunları alacağı değerleri hesap makinesiyle hesapladığınızda bunun pozitif hatta giderek büyüyen pozitif değerler alacağını görebilirsiniz. Rahat olun. x 1,9 ve 1,99 değerlerini aldığında neler olacak acaba? 1,9 bölü 1 eksi kosinüs 1,9 eksi 2 ki eksi 0,1 eder x 1,99 iken de 1,99 bölü 1 eksi kosinüs eksi 0, 0 elde ederiz değil mi? Evet doğru. Kosinüs eksi 0,1 ile kosinüs 0,1'in değerleri birbirine eşittir. Zira kosinüs çift fonksiyondur. Aynen kosinüs eksi 0,01 ile kosinüs 0,01'in de birbirine eşit olacağı gibi. Evet kosinüs çifttir ve içindeki eksi çarpanını yutar. Dolayısıyla bu buna, bu da buna eşit olduğu için yine artı sonsuza yaklaşıyor olacağız. Bu da doğru seçeneğin bir bakalım. Evet bu bu olduğu anlamına geliyor. Yani 2'ye hem sağdan hem de soldan yaklaşırken artı sonsuza yaklaşıyoruz. Videonun başında bahsettiğim diğer yöntem ise şu şekilde. 2'ye yaklaşırken 2 pozitif olduğu için pay pozitif olacak, öyle değil mi? Burada da yine 2'ye yaklaşırken herhangi bir değerin kosinüsü birden büyük olmayacağı için burada birden küçük bir değer elde edeceğiz, evet x 2'ye yaklaşırken burası eğer 1'den küçük bir değer alıyorsa, 1 eksi 1'den küçük bir değer pozitif bir sonuç verecektir. Bu halde tüm ifade için pozitif bölü pozitiften pozitif bir değer elde edeceğimizi söyleyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda bunların bir de sonsuz olduğunu görüyoruz. Onun için bu seçeneği seçeceğiz ama bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Evet hızlıca bir kere daha tekrar edelim. x 2'ye yaklaştıkça burada 0'a çok yakın bir değer olacak ve burası da 1'e çok yakın bir değer olacak. Ayrıca paydanın değeri küçüldükçe de bu ifadenin alacağı değer büyüyecek, büyüyecek ve sonsuza doğru gidecek. Doğru seçenek birincisi.